Bas. Ay sen basıyor musun Necdet? Aferin sana. Aferin. Heh, ver. Ver bakalım. Yeter Hanım, bir iki dakikanızı alabilir miyim? Tabii yavrum. Neyin var senin? Ben sizle helalleşmeye geldim. O ne demek Hülya? Bir yere mi gidiyorsun? İşten ayrılıyorum da ben. O nasıl laf öyle? Ne demek işten ayrılıyorum? Gel bakayım sen şuraya. Bir otur. Otur bakayım. Nereden çıktı şimdi bu? Hem kim sana tamam dedi de gidiyorsun? Öyle gerekti. Hülya. Sen şunu bana bir güzelce anlat bakayım ne oldu? Nedenini niyesini boş verseniz. Yeter Hanım, ben unuttum zaten. Namık Bey böyle uygun gördü. Hakkınızı helal edin olur mu? Bak Hülya'cığım. Sen bana doğruyu söylemediğin sürece ben sana hakkımı falan helal etmem. Ne olur konuşmasak Yeter Hanım. Hülya, söyle bakayım bana. Ben seni kaç yaşından beri tanıyorum? 16 falan herhalde. Ben sana benim gözüm ol, kulağım ol diyecek kadar güveneyim. Sen bana şimdi burada yalan söyle. Hı? Oldu mu şimdi? Ayıp, ayıp. Hadi bakayım, hadi. Hadi biraz kendine gel. Bir güzelce anlatsan bana şu işi. Ne oldu? Namık. Ne demek Hülya'yı işten çıkartmak? Öyle icap etti. Namık, başkalarının rezillikleri yüzünden insanların ekmeğiyle oynuyorsun. Utan. Ne rezilliği canım? Sağda solda dedikodu yapıyormuş. Öyle değil mi? Bence haklı Namık, iyi etmiş. Abla, Hülya 10 yıldır bu evde çalışıyor. Bugüne kadar en ufacık bir kusurunu görmedik. Ne bir saygısızlık etti, ne de laf taşıdı. Ben buna izin vermem, haberiniz olsun. Senden izin alacak kim ayol? Abla bilip bilmeden konuşuyorsun. Sana şu kadarını söyleyeyim. Hülya'ya gelene kadar bu evden gitmesi gereken başkaları var. Tamam, konu kapandı. Kimmiş onlar? Merak ettim doğrusu. Ona da Namık abim cevap versin. Onlara da sıra gelecek, hiç merak etmeyin. Herkes layığını bulacak. Bu yaktığın canların hesabını bir bir vereceksin. Aslı Hanım, ben de sizi bekliyordum. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii konuşabiliriz. Ben bugün ayrılıyorum. Son günüm. Sizi de görmeden gitmek istemedim. Ah canım. Çok üzüldüm. Neden peki? Ne oldu? O fotoğrafları size ben bıraktım. Öyle mi? Ben sizi de üzdüm, farkındayım. Ama gördüm, susmak olmaz dedim. Bilin istedim. Belki de hata ettim. Ama affedin ne olur. Biliyorum Jüli de sizin yeğeniniz sonuçta. Ben uyarmak istedim sadece. Jülide, biraz konuşabilir miyiz? Bize müsaade eder misiniz? Ben bir Özge'ye bakayım. Ne oldu teyze? Hülya işten çıkarılmış. Senin bununla bir alakan var mı? Yani haberim var. Namık Bey çıkarmış sanırım. Kız ortalarda çok dolanıyordu, işi karıştırıyordu. E adam da evin patronu kızdırmış herhalde. Bak Jülide, sen benim yeğenim olarak bu evdesin. Senin yaptığın her hareketten öyle ya da böyle bir şekilde ben sorumluyum. Tamam. Dolayısıyla bundan sonra bu evde attığın adımlara dikkat et. Zaten bir iki güne buradan gideceğiz. Daha fazla sıkıntı yaşamak istemiyorum. Niye gidiyoruz teyze? Benim de kendime göre haklı sebeplerim var Jülide. Tamam, tamam canım, kızma. Beni de kendini de zor durumda bırakacak
Bir şey daha yapma. Zaten canım burnumda. Daha fazla üzülmek istemiyorum ben. Özür dilerim. Ya ben seni üzecek bir şey yapar mıyım bile bile? Senden başka kimim var benim? Dediğim gibi. Tek bir olay daha istemiyorum. Tek bir olay daha istemiyorum. Söz veriyorum. Olmadı böyle. Kader, Ramazan, ne yapalım? Aslı yengeyle Yeter anne hep seni savunmuşlar. Görürsün, dönersin iki güne. Ferhat abimin de haberi olur. Konuşur Namık Bey'le. Dönersin değil mi? Kalamam artık Ramazan. Gururum çok kırıldı. Ben çalışamam artık o yılda. Ne diyeyim, haklısın. Peki ben kimden çay isteyeceğim şimdi? Karanfili bir tane atsınlar. İki tane acı olur. Hayatta içmem. Ben hallederim, bırak. Yapma böyle Ramazan. Hem ben sana kestane şekeri gönderirim Bursa'dan. En iyisinden. Çayın yanına. Hülya. Peki karım olarak kalır mısın bu evde? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.